yüzüyorlar lan. Bu arada arkadaşlar burada 6 çeşit köpek balığı yaşıyor. Burada yüzerken kendi riskinizle yüzüyorsunuz, öyle söyleyeyim. Bak şuradaki abi kafayı yemiş biraz. Oğlum neyine güveniyorsun ya? Köpek balığı lan bu, şakası olmaz yani. Beni hiçbir kuvvet buradaki suya sokamaz arkadaşlar. Ben mesela hani belli bölgelere gittim, sörf yaptım, yüzdüm falan ama hani dakla değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize dakladan günaydın. Sonunda buraya gelebildik. Kusura bakmayın, o da biraz dağınık. Şöyle göstereyim sağ solu. Neyse küfür etmeyeyim, annem etme dedi. 44 dolar verdim. Şöyle iki tane yatak verdiler bana. Lan ne yapayım ben bunu? Bir tane daha birleştirip kullanalım. Neyse. Dün gece burada yattım. Şöyle size göstereyim. Burası Dakla'nın bir bölgesi arkadaşlar. Merkezinde. Böyle değişik bir yer. Şimdi bugün birkaç gündür yollardayım. Yorgunum biliyorsunuz. İşte Layun'da falan kaldık. Orada birkaç gece takıldık. Arkadaşlarla falan takılmak da doğal olarak yoruyor insanı. Şimdi arkadaşlar, bugün çıkacağım. Dakla'yı biraz gezeceğim. Dakla'yı dolaşacağım. Yani aslında buralarda çok yapacak bir şey yok. Dün kaldım, dinlendim. Fotoğrafları, videoları yükledim biraz. Mehmet kardeşim edit yapabilsin diye. Ondan sonra bugün de işte kalan videoları atıyorum. Çıkarım bugün, biraz çekim yaparım. Biraz Dakla'yı dolaşırım. Sağa sola çekerim iyice güzelce. Ondan sonra aslanım çıkacağım. Buradan Moritanya'ya doğru gideceğiz. Bugün biraz da bir araştırma yapmam gerekiyor aslında arkadaşlar. Çünkü yaptığım bazı araştırmalara göre Moritanya'ya karadan giriş bazı ülkelere var, bazı ülkelerin vatandaşlarına yok. O yüzden de bakalım nasıl olacak. Eğer varsa gidip işte işlemlerimi tamamlayacağım. Yellow fever diye bir şey var. Onun aşısını falan olmam lazım. Ondan sonra da artık yolumuza çıkacağız arkadaşlar. Bakalım neler bekliyor bizi Moritanya'da. Ama bu arada Moritanya'da çekim yapmak da biraz zor olacak bu arada. Çünkü birçok yeri çekimi yasak. Değişik bir ülke. Herkes, abi kimle konuşuyorum bakın. Kiminle konuşuyorum diyorum. Hani Cezayirli olsun, Mali'den, Senegal'den, Saharalı, Faslı. Hepsi bana aynı şeyi söylüyor. Yani gerçekten çok dikkat et. Çok dikkat et, çok dikkat et. Yani her yere gitme deniyor. Bazı bölgeler var, hiç düşünme bile diyorlar bana. Ama beni biliyorsunuz. Bakalım nasıl olacak. Yani şöyle düşünüyorum. Bir yer bulup çantamı, işte telefonumu, her şeyi bırakıp sadece GoPro'yu alıp GoPro'yla çıkıp gidip çekimler yapmayı düşünüyorum. Yani en kötü ihtimalle GoPro'yu kaybetmeyi göze alabilirim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Yolda bizi neler bekliyor? Çıkalım bugün. Biraz Dakla'yı keşfedelim. Çıkışta yine açarım ben size. Hadi bakalım gençler. Evet arkadaşlar. Burası kaldığımız otel. 44 dolar istedi gecelik. Böyle bir otel alıyor. Aman aman bir olayı da yok ama. Yapacak bir şey de yok artık. Mecbur. Başka düzgün bir otel de yoktu. İnternete lazım diye girdim buraya. I have a question for you. Do you speak English? Yes. I want to go to Mauritania tomorrow. Okay. And then do you think can I get a visa at the border? Actually, I have no information for you. You don't know? No. Okay, is there a like Mauritania embassy here? In Dakla? There is, but it's very far of here. Okay, not close. Yeah, but you can ask that man. That man in the corner? Yes, yeah. Maybe. Mm-hmm. Maybe he will know. Yeah? Yeah. Or there is a like a supermarket. Mm-hmm. Here? Yeah, or they will know. He know? Yeah? Should I ask him? Yes. Okay, all right. Yeah. Thank you so much. I'll see you later. Okay. Selam aleyküm bro. Selam. Do you speak English? Little bit. Okay bro, I asked the hotel but they didn't know. I have a question for you. I want to go to Mauritania tomorrow. But I want to go by the land. The border. Can I get a visa at the border? Yes. Yeah? Yes, yes. So no problem, eh? No problem. Just maybe 50 euro. Okay, so 70. Take a bus from here to there? Yes. Okay, no problem. Because I see they give it on the airport. I seen it. But I don't want to fly. I want to go by the land. Yes, you can. At the border as well, there? You can. This car.
they can take you. Oh, these ones. They from Mauritania. Oh. They take people from here. So when they go oh. on workshop. Okay, how much does it cost? Do you know? You can ask. You can ask them. Okay, okay, bro. No problem. I'll come back again. I'm staying in the hotel anyway. I'll come again. Okay. Thank you so much, bro. All the best. Şimdi arkadaşlar, şu gördüğünüz taksiler, şu gördüğünüz araçlar sizi Mauritania'ya götürüyormuş. Adam dedi ki onlarla anlaşırsın dedi. Sordum. Dedim karadan dedim şey yapabiliyor muyuz? Vize alabiliyor muyuz? Çünkü internette şey yazıyor. Havaalanlarından diyor havaalanlarından vize alabiliyorsunuz diyor. Ama ben tabii havaalanına uçmak istemiyorum. Ben karadan gitmek istiyorum. Çünkü daha No Man's Land var. Oraya geçmem lazım. Yani zaten yapmak istediğim en önemli şeylerden biri de oydu. O yüzden adam da şey dedi. Yani dedi sıkıntı yok. Sınırdan dedi vize alabilirsin geçerek. Hatta dedi öyle otobüsle falan da uğraşmana gerek yok. Buradaki araçların birinde anlaşırsın dedi. Araçlarla anlaştıktan sonra onlar seni şey yaparlar. Mauritania'ya kadar götürüyorlar dedi. Yine bir fiyat sorarız bakalım. Nasıl olacak? Şu anda Dakla'nın merkezindeyiz. Bakın burada daha önce Türk bir abi varmış, İbrahim abi diye. Bayağı da tanıyorlar insanı burada. Kimle konuşsam herkes bana şey diyor, İbrahim'i tanıyor musun, İbrahim'i tanıyor musun Türk diye. Abi galiba İstanbulluymuş. Şurada ileride bir restoran var. O restoranın sahibi, hatta iki restoranı varmış. Dün bir uğradım ama dediler ki artık kapattı restoranlarını, biz satın aldık dediler. Onu göstereceğim size. Ne yaptıysa bilmiyorum artık İbrahim abi. Arkadaşlar gördünüz mü? Kimse yok. Kimse yok. Yani bana çok turist var dedikleri, Dakla turist şehri dedikleri geldiğimden beri 5 tane turist gördüm Kocaşehir'de bu arada. Zaten şehir genel olarak boş. Kimse yok. Bakın şurada gördüğünüz şu sarı restoran İbrahim abinin eski restoranıymış. Türk yemekleri yapıyormuş orada. Döner falan yapıyormuş daha önce. Ama ne olduysa artık devretmiş. Yani her yerdeyiz arkadaşlar. Dünyanın neresine gidersem gideyim illa bizden birini görüyorum yani. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Dur lan şöyle gideyim. Ayşe İbrahim abinin eski restoranı. Arkadaşlar hani insan... Selamünaleyküm. Böyle aslında fakir ülkelere geldikçe insan biraz daha ucuz olacağını düşünüyor. Ama tabii otel sayısı, araç sayısı azaldıkça aslında daha da pahalılaşıyor. Dediğim gibi her yerde bir çalışma, bir şeyler var. Ya çünkü araç sayısı azalıyor gitgide. Ben buraya gelirken günde 2 tane otobüs vardı düşünün yani. Bu sefer de fiyat uçuyor. Selam olsun. Aha. Yine cuma namazından çıkıyor. Cuma namazını kılıyorlar. Cuma namazından çıkacaklar şimdi. Cuma'dan mı? Selam aleyküm abi. Selam. I'm Muslim too. Yeah, elhamdülillah. From Turkey. Elhamdülillah. Süleyman. Yeah, thank you baba. I was just looking, you know. Abi dedi ki video çekme. Dedim ben de Müslümanım. Dedim sıkıntı yok. Ondan sonra Müslümanım deyince bıraktım. Dedim Türkiye'denim ben de. Vallahi arkadaşlar gerçekten artık gitgide çekim yapmak zorlaşıyor. Çünkü gittiğim yerde insanlar komple uyarıyorlar beni. Hiç kimse şey yapmak istemiyor. Selam aleyküm baba. How are you good? Maşallah maşallah. O burada taze balık yapıyor. Good baba. Good baba. Selam aleyküm.
Tek başıma dolaşıyorum sokaklarda. Ben bir de biliyorsunuz dövmeler falan olduğu için armut gibi göze batıyorum. Adamlar da tabii beni böyle yabancı Avrupalı falan zannediyorlar. Türk dediğime değişiyor mu olay? Selam. Do you change dollar? No, I don't understand. This way. General Société. Société Générale. Okay, okay, no problem. I'll ask somebody else. Yeah? No, no dollar? No dollar change? Exchange? No. Not here. Okay. Thank you. Sure. So. Arkadaşlar. Daha önce söylediğim gibi artık burada kimse İngilizce bilmiyor. Anlaşmak iyice zorlaşıyor. Dedim bir dolar değiştireyim buradayken. Ama tabi anlayamadım ben dediklerini. Şimdi gidip dolar değiştirecek yer bulacağız. Selamünaleyküm. Burası savaş alanı bu arada arkadaşlar hala. Yani eskisi gibi savaş yok ama hala tabi büyük sıkıntılar var. O yüzden gördüğünüz her yerde asker falan görüyorsunuz. Polis her yerde dolaşıyorlar. Her yerde kontrol noktaları var. Yani insanı böyle rahat dolaştırmıyorlar. Hemen çekiyorlar kenara. Selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi binalar falan hala çok eski. İnsanlar da biraz çekingen. Ya insanlar burada ikiye bölünmüş. Yarısı Fas'ı destekliyor, yarısı Sahara'yı destekliyor. Kimin yanında ne diyeceğini de bilmiyorsun. Ben de hiç karışmıyorum. Selamünaleyküm. You good? Elhamdülillah. Allah besin. Beni gören herkes de şaşırıyor. Yani çünkü buraya turist niye gelsin diyor adamlar. Bizim Türkiye'deki arabalardan bakın arkadaşlar. Burada da böyle arabalar kullanıyorlar bu arada. Askeri hastaneymiş bak burası. Ne yapayım bari deniz kıyısına gidelim mi? Beyler bu arada çok sıcak hava. 35-40 derece var. Yanıyorum. Dedim bir güneş gözlüklerimi takayım. Şöyle deniz kenarından devam edelim bakalım. Ne çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Ama yürüyelim. Amaç keşfetmek olsun. Arkadaşlar bu arada yani şimdi çıktım. Dakla'ya mecbur gelmek zorundaydım. Böyle büyük şehirlere elimden geldiği kadar çok da gitmemeye çalışıyorum. Ama yani buradan Sahara'da, Batı Sahara'da sadece iki tane ülke, iki şehir var zaten büyük şehir. Bir tanesi Lyon, bir tanesi de burası. Bojdur diye bir şehir de var ama nüfus 40 bin mi 50 bin mi ne yani öyle şehir bile denemez aslında. Bizim orada bir kasaba, bir ilçe gibi bir şey. Yani burası da artık zaten Sahara'daki son şehir. Bakalım buradan sonra ne var ne yok. Aa, yüzüyorlar lan. Bu arada arkadaşlar burada 6 çeşit köpek balığı yaşıyor. Burada yüzerken kendi riskinizle yüzüyorsunuz öyle söyleyeyim. Bak şuradaki abi kafayı yemiş biraz. Oğlum neyine güveniyorsun ya? Köpek balığı lan bu, şakası olmaz yani. Beni hiçbir kuvvet buradaki suya sokamaz arkadaşlar. Ben mesela hani belli bölgelere gittim, sörf yaptım, yüzdüm falan ama hani dakla değil arkadaşlar. Oh, 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 shit. Evet tamam arkadaşlar, çıkmaz yola gelmişiz. Buradan çıkacak bir yer yok. Dakla'da geçirdiğim iki gün sanırım bana buraya gelişim, otel, yemem içmem falan galiba bir 150 dolara falan patladı arkadaşlar. Galiba buradan aşağı inerken de bir 50 dolar falan harcarım sınıra kadar. Bir 50 dolar da büyük bir ihtimalle sınırda vizeyi ödeyeceğim ya da 60 dolar emin değilim. Bir aylık vize veriyorlar. Eğer olur da Moritanya'ya gidecek olursanız aşı kağıtlarınız, Covid aşılarınız, şunlar bunlar her şeyinizi yanınızda götürün. Direkt havaalanında zaten indiğinizden Nachiket havaalanında size şey veriyorlar, vize veriyorlar. Benim için önemli olan karadan almaktı vizeyi. Yani evet dediler ama emin değilim. Deneyeceğiz arkadaşlar. Riske atacağız yani. Yapacak bir şey yok. Oğlum bu nedir ya? Bomboş şehir. Bildiğim bomboş şehir yani. Ama güzel bir şehir arkadaşlar. Sessiz, sakin. Gelip kafayı dinlemek için iyi. Burada geneldeki turistler nereli? Moritanyalı, Senegalli.
İspanyol ve Fransızlar var ama çok az. Ben İspanyol'da hiç görmedim. Fransız'da daha iki tane önce. Bakalım önce bir yemek yiyelim. Bir dolar değiştireyim ben. Açarım yine birazdan. Ondan sonra da gidecek bir yerler bulayım. Bakalım dakikada neler varmış. Ya aslında sizi burada bir tane düşmüş bir uçak var çölün orada. Oraya götürmek istiyordum ama askerler galiba şu anda oraya geçişe müsaade etmiyorlarmış. Oranın çekimini yapamayacağız gibi duruyor. Ama yine bakalım. Ama ben size zaten çekimi kralını şeyde yapacağım. Moritanya'da. Ya bir de arkadaşlar daha hala bu kamera olayına alışıyorum. Yani daha şu kamera utangaçlığımı atlatamadım. İnsanlar bunu yapıyorlar ama ben daha yeni başladığım için biraz zamanımı alacak tabii. Arkadaşlar bir kahve söyledim şimdi öyle. Bir tane cappuccino. Normalde sütlü içmem ama bu sefer içeceğim bakalım. Arkadaşı şurayı sordum. Nasıl giderim diye. Dakla Oasis'i diyorlar buraya. Daklan Oasis'i yani. Şehirde çünkü yapacak bir şey yok. Öyle müze falan gitmek de istemiyorum. O da bana dedi ki dur ismini yazıp geleyim sana dedi. Şimdi ayarlayacak. Oradan da gidip bir araç bulup buraya gideceğiz bakalım. Nasıl olacak? Yani çok iyi lan. Bu arada buraya geldiğimden beri hani beklediğim en boş şehirdi. Lyon falan çok yoğundu, çok doluydu. Burası biraz daha sakin. Ama buradaki yapacak şeyleri keşfetmek için de bir hafta falan kalmak lazım da oğlum gecelik 40-50 dolar otele verilir mi? En iyisi buradan inceden yarın Moritanya'ya geçelim. Yalnız kahve çok iyi gençler. Neyse bakalım şimdi burada kahveyi bitireyim. Yola çıkayım. Taksiyi falan ayarlayacağım. Çıkınca açarım artık buradan da. Arkadaşlar böyle bir tane mağazaya girdim. Mağazalardaki bütün elbiseler, bakın şu gördüğünüz sahteler, fake'ler, bunların hepsi Türkiye'den geliyor. Ya bir kısmı Çin'den, bir kısmı Türkiye'den geliyor. Mesela bakalım. Bak bu Çin'den mesela. Ya gittiğim birçok ülkede Türkiye'den falan alıyorlar. Getiriyorlar, buralarda satıyorlar. Bu rengiymiş aslında. Oo, bu deymiş. كما تم بيع أكثر من 80,000 تذكرة خلال 24 ساعة الأولى من انطلاق مرحلة. Şunun rengi, şunun fiyatı ne kadarmış? Şuna bir bakalım. حقق العربي القطري الفوز على نظيره ساي الهندي ب 46 هدفا مقابل Neyse arkadaşlar bekliyorum ama bu abinin geleceği yok galiba. Yapacak bir şey yok. Zaten bir şey de alacağım yok galiba. Zaten her şeyimi aldım. Çıkayım artık bir daha gelirim. Baba, me, come back later. Okay, me walk around. Come back. Thank you. Selamun aleyküm. Baba selamun aleyküm. Grand taxi. This way. Taxi. Grand taxi, grand taxi. Grand taxi. Taxi grande. No, they say this way. Walk this way. Taxi station, taxi station. Taxi. Yeah, yeah, very taxi. Yeah. Go to Main Street. Okay. But where is the taxi station? Is it this way? This, no. Yeah, no? No. Or no taxi station? No, no. Okay, ora baba, şükran. All the best. Ya beni anlamadın eminim ama yapacak bir şey yok. How are you bro? You good? Elhamdülillah. Döndük dolaştık yine otelin oraya mı geldik lan? Arkadaşlar şimdi otele döndüm. Bir GoPro'yu biraz şarj edeyim, şarj etmek üzere. %30'lara düştü. Şimdi buradan 25 kilometre yol gideceğim. Boşu boşuna gitmeyelim. Belki hava çok soğuk değilse biraz surf yapacağım. Hem de oralarda biraz çekim falan yaparız. Bakalım nasıl olacak gençler. Hadi sizi şimdilik bırakayım, biraz şarjımı falan edeyim. Daha sonra hazırlanıp gidiyoruz.